yolumuz engelledi. Bunları bir bir aşarak Çanakkale'mizin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bunun için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Bugüne kadar birçok şeyi başardık. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Hepinize teşekkür ederek sözü belediye başkan adayımız Sayın Ayhan'dan Bey'e bırakıyorum. Saygılar onunla. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli çocuklar. Öncelikle pazar günü ailelerinizle, sevdiklerinizle geçireceğiniz bu vakti bizimle birlikte Çanakkale'yi konuşmak için, memlekete hizmeti konuşmak için ayırdığınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Değerli dostlarım, Türkiye dünyanın en güzel coğrafyası. Hem coğrafi yer olarak, hem insan kaynağı olarak, hem kültürel yapı olarak. Çünkü Türkiye tarihten beri en stratejik bölge. Düşmanın gözünün hiçbir zaman üzerinden kaybolmadığı bir bölge. Ancak bunun üzerinde bir millet var ki, kim göz dikerse diksin, hangi asırda olursa olsun, en ufak bir tehlike gördüğünde tek yürek, tek yürek olup hareket edilen bir millet, ki biz buna Türk milleti diyoruz. Bu Türk milleti bir ırk kavramı değil. Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arnavut'un boşluğu, Abadası, Pomalı'yla ve velhasıl kelam bu üst kimliği oluşturan bütün milletlerle bir bütün halinde mücadele etti, mücadele ediyor, mücadele etmeye devam edecek. Çanakkale bu coğrafyanın en güzel noktası. Çanakkale bu coğrafyanın en güzel ve en özel bölgesi. Tarih boyunca da emperyalizme karşı mücadele etmiş bir bölge. Binlerce yıl önce Troya'dan 100 yıl önce atalarımızın Gelibolu'da dünyaya ders verdiği bir bölge. Bu bölge herkes için özel. Hepimiz için özel. Bu bölge aynı zamanda huzurun, kardeşliğin, hoşgörünün barışı için. Onun veya bunun belediye başkanı olmasıyla değil, içinde yaşadıklarından dolayı, tarihinden dolayı huzurun ve barışın başkanı. Biz belediye başkanıyız. Belediye başkanı değil, şehirde yaşayanlara cennet vaat ederiz. Belediye başkanı, şehirde yaşayanlara özgürlük de vaat ederiz. Bunun kısıtlamayı söylediği aklına bile getiremez. Çünkü bu hadsizliktir. Ancak belediye başkanı şunu yapar. O şehirde yaşayan insanlara iman rantı açmadan daha yaşanabilir bir şehir vaat edilir. Otoparkını çözebilir, trafiğini çözebilir, temizliğini çözebilir, suyunu çözebilir. Yani insanları korkutma. Ben dilersem şu gelir, şu olur deme. Yaptıklarını ve yapacaklarını anlatarak bu insana hizmet etmek için uğraşacak. İşte biz Çanakkale'de bunun için uğraşacağız. Düsturumuz bellidir. Dün neyse bugün dahildir. Önce insan. İnsan yoksa ne partinin, ne yönetimin, ne belediyenin, ne de herhangi bir organizasyonun anlamı ve amacı olur. Dolayısıyla bizim anlayışımızda yapacağımız tüm hizmetlerde Çanakkale'de yaşayan herkes bizim hizmetimizin merkezinde olur. 3-5 aile, 10-15 aile değil. Aralı sahibi 5-10 kişi değil. Memleketin yönettiğini düşünen bir kitle değil. Fakiriyle, zenginiyle. İlçeden geleni, köyden geleni, şehirde büyüyeniyle. Hepsiyle bir bütün halinde bir Çanakkale diyoruz, bir Çanakkale hayal ediyoruz ve diyoruz ki Çanakkale eşit davranıldığı zaman çok daha güzel olur. Çanakkale bugüne kadar çevresi ihmal etti, lanta açılıp, betonlaştırdı. Sonra da bu ayını örtülmek için il dışlarında çevrecilik aranan bir şehir haline geldi. Oysa çevreci olacak varsa Çanakkale'de imara açılan bölgelerdeki yeşil alanları sorulması. Burada şu anda sesini duyduğumuz, yüzünü gördüğümüz çocukların oynayacağı parklara bina yapanların zihniyetini sorulması çevreci kalıyorsa.
biz daha da güçlendik. İnşallah bu destekler artarak devam edecek ve Çanakkale'ye, Çanakkale'lere